düzenlediği eğitimde iyi örnekler konferansı. Yani bu tarz konferanslara kesinlikle katılmak lazım. Ama sadece konferansa katılmak da yetmez. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü biz dinleyici şeyimizi bırakıp üretici kimliğimize döndüğümüz an ancak fark yaratmaya başlayabiliriz. Bir şeylerin dönüşümünü hızlandırmaya başlayabiliriz. O yüzden hani sadece katılmak değil, üretip paylaşmak olarak da rolünüzü unutmayın. Biz mesela ETP'de öğretmen adaylarına sunum yapmaları için habire onları sıkıştırıyoruz. Yani sunum yapayım, hocam bizim tecrübemiz yok, neyi sunacağız falan mı? Ya olsun, sizin teknoloji anlamında becerileriniz çok yüksek. Deneyimli öğretmenler de sizin teknoloji bilginizi öğrenmek istiyorlar. Siz de onları paylaşın. Herkesin uzman olduğu, iyi olduğu bir şey var. Herkes birbiriyle bir şey paylaşırsa çok iyi yerlere geliriz diye düşünüyorum. Ya sadece hani ben yeniyim diye düşünmeyin. Mutlaka sizin de iyi olduğunuz bir şeyler vardır paylaşmak için. Evet hocam. Sizi gördüm, sizi 2 saatte özür diliyorum. Sizi biraz sonra alacağım. Merhabalar hocam. Da o 2011 mezunu, Boğaziçi Üniversitesi mezunları gitmiş herhangi bir yerde kafe açmış, gitmiş herhangi bir yerde teknolojiyle uğraşıyor, mezun olmuş olduğu tıp alanından mezun olmuş olabilir mühendis, ama %81 oranı şu anda başka bir işle meşgul. O sınıf ortamının iyi bir şekilde tasarlanmasının aslında bu bize bir önemini gösteriyor. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Benim çok stajyerim var Boğaziçi'nden. Bu zamana kadar da çok Boğaziçi'nden stajyer yetiştirdim. Ama hiçbirinin, yani çok azının öğretmen olarak devam ettiğini gördüm. Yani şey yapmaya çalışıyoruz. Öğretmen adaylarını mümkün olduğunca teşvik etmeye çalışıyoruz. Öğretmenliğin gerçekten çok, yani çok kutsal demek istemiyorum. Yani her bir meslek bana göre kutsal ama her yani önemli bir meslek olduğunu, değerli bir meslek olduğunu, insan yetiştirmenin en önemli bence mesleki profesyonel bir meslek olduğunu şey yapmaya çalışıyoruz, yaygınlaştırmaya çalışıyoruz ama birazcık bizim de bunu, Eregen'in de bununla ilgili ilginç çıkarımları var aslında. Öğretmen aslında kendine özel davranılmasını istemiyor gibi çıktı sonuçlar Eregen'in yaptığı araştırmada. Yani siz de aslında diğer meslekler gibi profesyonel ve bu işi gerçekten aklıyla, zamanıyla bu işi diğer meslekler gibi yapan bir meslek türüsünüz. Ve bunu herkesin saygıyla karşılaması gerekiyor. Bunu bence bu bilin şeyi de oluşturmamız gerekiyor. Ama bunu bizim oluşturmamız gerekiyor. Yani bu değeri bizim göstermemiz gerekiyor. Biz gerçekten mesleğimizi severek yaptığımızı, bu mesleği gerçekten değer vererek yaptığımız, değerli meslek olduğunu inandığımız zaman karşıdakinde bunu inanmamasına bir sebep yok diye düşünüyorum. Yani biz oluşturuyoruz aslında çoğunlukla bu değeri. Yani onu bence bizim yükseltmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet hocam. Öncelikle herkese merhaba diyeyim. Aslında benim konuşmak istediğim konu biraz geçti. Ama teşekkür ediyorum siz. Hani mikrofonu uzatınca bir konuşayım. Türk milletinde bir özelliği vardır ya yani. Bir mikrofon geldiği zaman mutlaka bir konuşuyor. Seviyoruz konuşmayı. Konuşmayı seviyoruz. O da var. Yani böyle bir ortamda konuşmayı daha çok seviyoruz. Çünkü yani yaklaşık 45 dakika önce çok güzel bir D vitamini aldık. Oksijen bol. Hiçbir sınıfta böyle bir oksijen sahibi bir ortam yok maalesef ki. Çünkü 4 duvar arasında sıkışmış bir ortamımız var. Evet. Pencereyi açmazsak havayı teneffüs edemiyoruz. Kendi içimizde boğuluyoruz. Hocam bir şeyden bahsetti. Küçükçekmece gibi bir yerde, iyi bir okulda
ki öğrencilerin üreten değil de tüketen olduklarından bahsetti. Evet. Çok doğru. Hani biz her zaman tüketiyoruz. Üretmek eğiliminde değiliz. Çünkü tüketmemiz gereken çok sayıda kaynağımız var. Zamanında bazı insanlar bir şeyleri üretmişler. Biz onların ürettiklerini hala tüketiyoruz. Ortamın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sürü not aldım. Bir sürü plan, bir sürü proje aklıma geldi şu anda. Çünkü üretebileceğim bir mekana sahibim bu noktada. Üretebileceğim insanlarla bir aradayım. Yani okulların kendi politikalarını değiştirmezlerse, evet öğretmen güzel yerlere gider, güzel fikirler üretir. Ama belli bir noktadan sonra bir kapı kapanacağını düşünüyorum. Ya da çok dar aralıklı bir kapıdan bir yerden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Maalesef ki birçok prestijli okulun bir amacı var. Yani kendilerini amaç olarak gördükleri bir evet, şey bir var. Gelecek var. Kaygısı, bir vizyonu var. Ama biz hep bir beklenti içerisindeyiz. Aile bir beklenti içerisinde öğrenciyi yargılıyor. Öğrenci de bu şekilde kaygılanmış oluyor. Yani örnek veriyorum, birçok meslek lisesinde belki de bizim kömür olarak gördüğümüz ama ondan bir cevher oluşacak bir altınımız var ama bunun farkında değiliz. Sınav sistemiyle gelmiş olan öğrencilerin üretebilmeleri için o perdenin bir şekilde aralanması gerekiyor ve bizim onlara farklı bir ışık sunmamız gerektiği kanaatindeyim. Kesinlikle. Ben yorumunuz için teşekkür ediyorum çünkü bir şey söylememi de fırsat yarattı. Üreten bireyler, yani yaratıcı bireyler yaratmak istiyoruz değil mi? Ama bu çocuklar daha soru sormayı bilmiyorlar. Soru sorduklarını, hadi soruyu sordular, bu sorunun cevabını nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. Hadi cevaplarını tam internette bulmaya meyilliler zaten. Çünkü orayı daha rahat kontrol edebiliyorlar. O arama ortamı onlar için daha kontrollü bir ortam. Ama nasıl arayıp nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. Buldukları bilgiyi nasıl bir araya getireceklerini bilmiyorlar. Bunu nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Değerlendirdikleri bilgileri nasıl sentezleyeceklerini ve onu bir problemin çözümü için kullanacaklarını bilmiyorlar. Yaratıcılık yeni bir problemi çözmekle başlar. Önce problemi üretirsiniz. Ondan sonra onu, o sizi yaratıcılığa götürür. Yani üretime götürür. Ama biz bu adımları çocuklara öğretmeden üreticilik ve yaratıcılık bekliyoruz. Bu bir hayal bence. Sınıf, okul ortamı bunu desteklemeli. Ortam bunu desteklemeli. Materyaller, bakış açısı, öğretmen, işte yöneticiler. Ama her şeyden önce öğrencilere doğru soruyu sormayı öğretmek bizim görevimiz. Bunu atlamamalıyız ve bunu basit olarak görmemeliyiz. Hiçbir çocuk doğuştan araştırma yapmayı öğrenerek gelmedi karşınıza. İnanın sizden daha iyi de bilmiyorlar. Benim size en naçizane tavsiyem ilk 5 gün, okulunuzun ilk 5 günü öğrencilerinizin ya da şu gün gittikten sonra ilk 5 günü her şeyi bırakın. Sadece nasıl araştırma yapılır, nasıl bilgiye ulaşılır, bu bilgi nasıl değerlendirip sentezlenir, bunun üzerine çalışın. Göreceksiniz ki çocukların ürettikleri çalışmalar, ortaya çıkarılan çalışmalar %50 fazla kalite sahibi olacaktır. Buna, yani bunu boş görmeyin. Yani yaşanılan en büyük sıkıntı ortaya çıkan, yaratılan ürünlerin genelde özgün olmaması, kopyala yapıştır olması, taklit olması ya da sloppy dediğimiz uyduruk ödevlerin karşınıza ya da projelerin karşınıza gelmesi. Çocuk çünkü vazgeçiyor. Yani yapmayı bilmediği için, o becerilere sahip olmadığı için yapmayayım, yani yapamıyorum diyor. Ve size bunu yapamadığını da söylemiyor çoğunlukla. Çünkü bunun için herhangi bir geri bildirim sistemi de yok. Size katılıyorum, ortam çok önemli ama en önce temel şeylerden başlamak lazım. Nasıl soru sorulur, ben bu sorunun cevabına nasıl ulaşırım? Yeni bir soru üretmek, zaten çocukların o kadar güzel yeni soruları var ki inanamazsınız, yani çok yaratıcılar. Sadece onlara bu becerileri kazandırmak bence temel olan şey. Araştırma becerileri çok önemli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bize bu güzel ortamı sundukları için de katkı sahiplerine de bizzat teşekkür etmiş olayım. Buyurun hocam. Araştırmaya dayalı soru sormasına yönelik söylediğiniz şeyde acaba şöyle bir şey yapabilir mi? Basit deneylerden yola çıkarak, basit gözlemlerden yola çıkarak. Bizim ilkokul programında böyle fen bilgisi dersi var ama buna dayalı çoğu okulda laboratuvar da yok zaten. Evet. Kaldırıldı birçoğu. Acaba bu noktada araştırmaya dayalı, diyelim çocuk işte merceği alsın, gitsin mesela, ben patatesi, çocuklar başlayacaklar, yaprağı incelesin, baksın. Sonra onunla ilgili
soruları üretin. Neden bu böyle evet, mesela? Yani neden? Sonra nasıl? Teknolojiye gelsek aynen. Diyorum. Tabii ki. O noktada tabii ki. Sizce nasıl bir yaklaşım? Tabii ki. Yani kesinlikle. O basit deneylerin ilkokul birinci sınıftan başlaması gerektiğine ben inanıyorum. Kesinlikle. Yani çocuk o ellerle dokunmalı. Onu dokunduğu şeyin ne olduğunu internette dokunarak bulamayacak zaten. Kesinlikle katılıyorum hocam. Şimdi teknoloji kullanımı deyince öğretmenin ya da öğrencinin şöyle bir algı var. Öğrenci eline teknolojiyi alacak, tabletleri ve 40 dakika boyunca teknoloji kullanacak. Bu böyle bir dünya. Böyle bir şey yok. Yani 40 dakika boyunca sadece teknoloji, herkes bunun karşısında, böyle bir şey yok. Teknolojiyi farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Yani bir istasyon şeklinde kullanabilirsiniz. İşte sadece bir köşede olur. Öğrenciler farklı etkinlikleri farklı şekilde deneyimleyebilirler. Bir farklılaştırılmış ortam sunabilirsiniz. Ya da bir grupta bir teknoloji verebilirsiniz. Birlikte çalışabilirler gibi. Yani birçok şekilde bunları harmanlayabilirsiniz. Ya da hiç kullanmazsınız. Öğrenci sadece bunu sunum yapmak için bir, yani bunu sunmak için kullanabilir. Sadece araştırmak için kullanabilir. Burada size teknoloji en çok nerede faydası olacaksa orada kullanmanız mantıklı. Yoksa teknoloji kullanacağım ben diye kendinizi zorlamanın, hani böyle bir şeye girmenin hiçbir manası yok.